Çok keyifli Evet. bir program oldu benim için. Ne de. Güzel. Bilmiyorum, benim için de. Siz de keyif almışsınızdır inşallah umarım. Benim için de çok şimdi, güzel oldu. Çok olumlu tepkiler aldım. Evet. İyi inşallah bu olumlu tepki almaya devam evet, ederiz. İnşallah. Bir de bizim tabii şeyimiz izleyicilerimiz biraz fanatik olduğu için ha, yeni bilgiye aç olan tüm insanlar yani evet. Herkes takip ediyor tabii. İnşallah faydalı olmaya evet, devam inşallah. Ederiz. Ben bugün biliyorsunuz 71. Birleşmiş Genel evet. Kurulu vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız orada konuştu. Evet. Gene bu müthiş hani, bir konuşma oldu. Evet. Gene yani. Tekrarla da aynı şeyi evet. Söyledi. İnşallah arkasından gelecekler vardır o tabii. Laflardan sonra. Ama işte bu dünya beşten büyüktür bir motto oldu artık. Yani evet. Bu söylendi. Tekrar söyledi. İsterseniz bir bant var kısa bir. Çok bir, bir buçuk dakikalık falan izleyelim Ertan Bey. Ondan sonra yorumlar Birleşmiş yapayım. Milletlerle siz başlar evet. Devam edersiniz. Oldu. Evet bu bir kısa bir bant var onu izleyelim. Ertan Bey. Evet. Müthiş. Evet. Birleşmiş yani, Milletler Kürsüsü'nden ikinci defa aynı şekilde söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. Genelde yani İkinci Dünya Savaşı sonrası kuruldu biliyorsunuz. Evet. Birleşmiş Milletler evet. Cemiyeti Akvam vardı 1920'de kurulan. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra evet. Cemiyeti Akvam diye kurulmuş. Evet. Evet. Ondan sonra kurulan. Onu söyledi aslında. Evet. Evet. Ondan şey. Sonra söyledi. Ondan sonra kurulan teşkilatın ismi Birleşmiş Milletler. Evet. Nasıl kuruldu Birleşmiş Milletler? İşte biliyorsunuz ben size bir şey söylemiştim geçen programda. Evet. İzleyicilerimiz de izlesin ki vakti eski programları evet. Sanal ortamdan izlesin. Dedim ki size 1943 çok önemli bir tarih. Çünkü Tahran'da bir toplantı yapıldı demiştim. Evet, hatırlıyor musunuz? Tahran evet. Toplantısı demiştiniz. Tahran toplantısını genelde insanlar şöyle bakarlar. Yani Tahran'da bir toplantı oldu. İşte Yalta'dır asıl olan diye bakarlar ama o gün de söylediğim üzere Roosevelt de Stalin Tahran'da toplanırken Churchill dedim hatırlayın. Evet. Hasbel kader yani davet edilmemesine rağmen zorla cebren geldi ve bundan hem Stalin hem de Roosevelt şikayet ettiler yani çünkü problem yani ne şuydu ne yapma geldin der gibi yani. Niye yani niye geldim buraya çünkü şöyle onlarınki özel bir toplantısı var hatta toplantıyı ister istemez yaptılar biraz hikayeleştiriyorum konuyu sonra dedi ki Stalin ya dedi Roosevelt Bey sizin kalacak yeriniz yoktur. Gelin bizim büyükelçilikte kalın. Şimdi bu imkansız bir şey. Yani Amerikalı bir başkan gidip Rus büyükelçiliğinde kalmaz. Bu teamüllere aykırı bir şeydi. Fakat kaldıktan sonra ertesi sabah çıktığında biliyorsunuz Stalin'e Joe amca diye seslenmeye başlamıştı. Aslında sistem hazırdı. Roosevelt Churchill'i bu işin dışında bıraktılar. O akşam tüm dünya ikiye bölünerek kalemle paylaşıldı. Evet. Bakın o gün çok önemli bir şey var. 1943 Tahran Anlaşması'nda aslında Birleşmiş Milletler'in yapısı da konuşulmuştur. Evet. Bunu genelde... Aslında orada konuşuldu. Tabii tabii hiç kimse yani bunu gizli Amerikan tarihinin dışında bir yerde bulma şansınız yok. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu zaten format olarak hazırdı. 1942'de Atlantik Bildirgesi yapıldı biliyorsunuz. Evet. O zamandan Amerikalıların hazırlamış olduğu bir sistemdi. Rusya ile Amerika dünyayı bölüşerek birlikte idare etmek üzere kurmuş oldukları sistemin içine Birleşmiş Milletler'le doldurdular. Evet. Tamam şimdi 1945'e geldik savaş bitti. Bir de üyeler lazım. Şimdi 50 üyeyle başlıyor ama ilk... Asıl üye dediğimiz, beşten büyüktür dediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani Çin'in, Rusya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin ve Amerika'nın olduğu bir sistem üzerine oturtturdular bu işi. Hı. Şimdi, yıl kaçtı? 1948'e geldik şimdi. 48'de oturtturulmuş bir olayın ardından bir bakıyorsunuz ki, 1948'de bir şey daha oldu. Ne oldu? İsrail kuruldu. Hı. Şimdi herkes şöyle okur. Ben okumayı yanlış yapalım. Sizin programlarınızın da özelliği bu ya. Evet. Herkesten farklı anlatmamız lazım. Birleşmiş Milletler'in daimi üye sayısı kaçtır? O zaman. Yok şu şimdi, anda. Tam beş bilmiyorum. Diyorlar. Yok ha, beş diyorlar. Daimi ya beş. Beş artı, tabii canım beş. Şimdi, bir de hani Almanya var ya beş yok, artı yok, bir. Yok yok şimdi beş artı bir o işlerine geldiği zaman. İran'daki evet. Nükleer silah zamanı hadi artı bir yapalım filan. Evet. İncelemelerine gittiklerinde nükleer. Bana göre 6. Niye 6? İsrail diye bir devlet var. Evet. Niye onu saymıyorsunuz?
Hiç ortalıkta yok. 1948'de İsrail Devleti kurulduğu anda İsrail Devleti'nin sınırları Birleşmiş Milletler'de belli değil, biliyor musunuz bunu? Evet. Yani böyle bir şey yok. Yani böyle bir sınır yok. Nereye kadar uzandığı, nereye gittiği belli değil şu anda. Ben de şimdi, İsrail gibi kursam ben de sınır çizmem. Şimdi şöyle bakmak lazım. Niyetim kötüyse sınır çizer miyim? Şu anda ne kadar üye var? İşte 193 üyeye şu anda bütün daimi işte katılımcı üye var. Bir ülke halen Vatikan. Vatikan bu sistemin dışında tutuldu. Şimdi biliyorsunuz çok yakın zamanda 2002 yılında da İsviçre o zamana kadar Birleşmiş Milletler'in içine dahil değildi. Sonradan dahil edildi. 2002'de girdi İsviçre. Şimdi İsviçre niye? Bayağı sabırlıymış. Yani. Yok, aslında İsviçre'yi şöyle de tutmadılar. Çünkü İsviçre uyduruk bir ülke olduğu için. Yani şimdi iki tane, üç tane dünyada çok uyduruk ülke var. Bir tanesi Yunanistan'dır bana göre. Diyeceksiniz ki niye uyduruk ülke? Osmanlı'nın batıya gitmesi için kurulmuş bir ülkedir. İkincisi Belçika'dır. Fransa'nın da kuzeye doğru gitmesini engellemek için vardır. Bir de ortada İsviçre diye bir ülke var. İsviçre aslında hani ezoterik anlamda da tapınakçıların koymuş olduğu. Yani aynı zamanda tapınakçılar dediğimiz zaman işte ilk işte kredi kartının filan sisteminin kullanıldığı, ilk paranın borç olarak verildiği, bunun karşılığında senet veya bono olarak alınan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla İsviçre'nin temel amacı neydi? İsviçre'nin temel amacı Dünya Savaşı sonrası bir merkez bankasının oluşturulabileceği, herkesin içinde konsensüs olarak hareket edeceği bir banka sistemi kurmak. Banka ülkeydi. Bir de kasa yani. Tabii bir de kasaydı. Bu aynı zamanda gizli de kasaydı. Çünkü ülkeleri kurarken aynı zamanda şöyle yapıyorsunuz. Yani bugün Almanya'nın arkasında Almanya, biliyorsunuz iki kere savaştan yenik çıkıyor Almanya dediğiniz ülke. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı ile birlikte hani bizde de vardır ya, Almanya yenik sayıldığı için biz de yenik sayıldık hikayesi. İkincisi de İkinci Dünya Savaşı, Hitler'in işte yenilmesi veyahut da işte kendini yakarak yok etmesi sonunda göğe geliyor. Ama şöyle bakın ki tüm bilgiler, bu sistemi organize eden Hitler'in varlığını da organize eden bütün sistemin altyapısı İsviçre'de toplanıyordu. Evet, evet. İsviçre'den yönlendiriliyordu. İsviçre öyle kurulmuş bir ülke. Dünyanın sanki dışında uzayda bir ülke var. Bunun ismi de İsviçre. Etrafında savaş var. Her şey oluyor ama İsviçre'ye bir şey olmuyor gibi bir hikaye. Yani bir konsensus ülkesiydi. Onun için daha sonra girmesi gerekliydi. Onun için girdi. Vatikan niye? Vatikan çünkü Birleşmiş Milletler'in yapısını oluşturan sistemin içinde din faktörü yok. Evet. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Onun için dediler ki Vatikan bu işin dışında olacaktır. Hiçbir şekilde din devleti sokmayacak. Olduğu için giriyor. Yani aslen, neredeyse yani biraz öyle mi? Aslen şöyle bakın. Birleşmiş Milletler gibi bir yapıyı oluşturan tüm sistemin arkasında masonik bir operasyon var. Onun için Vatikan. Dolayısıyla yani daha çok protest bir davranış olduğu için bilhassa Katolik Kilisesi'ne karşı, onun için Vatikan sisteme hiç dahil olmadı. Hayır, şey, İsrail'de şeriatla yönetilmiyor mu? Yani ben şimdi İsrail çok ayrı bir ülke. Şimdi İsrail'den bir bahsedelim programın sonuna. Bu yok ama o lazım daha sonra. Şimdi şöyle yapmak lazım. Şu anda 193 ülke var şeyde, sistemde. Fakat ne yapılıyorsa yapılsın, Filistin'e mesela uygulanan, İsrail'den bahsedince Filistin'e uyguladığı bir yıl işte operasyon var veya dünyada İsrail'in uygulamış olduğu bir yıl operasyon var. Biliyor musunuz? Tam rakamı söylüyorum. 1912 adet karar var İsrail'le ilgili. Şey, Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. Karar. Diyor ki yapamazsın. Yani yapmamalısın. Karar alıyorlar. Fakat bunların hiçbiri uygulanmış değil. Şimdi Birleşmiş Milletler dediğiniz yer tamamıyla fiktif, istedikleri gibi kullanıldığı, demokrasiyi istediğiniz gibi algıladığınız, sistemi veyahut da yapının istenildiği gibi hizmet etmesi için hazırlanmış bir operasyon kendisi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı, bakın normalde herhangi birisi dünya tarihinde, yani 1945'ten 42'den başlayıp bu yana, hatta 1920'den bu yana kadar aldığımız zaman herhangi bir lider, onlara göre 3. Dünya ülkesi, onlara göre İslam ülkesi, ne derseniz deyin veyahut da herhangi bir ülkeden bahsediyoruz, bu lafı etsin başkanı yarın yani onu yaşatmazlardı.
Şimdi bu sistemin artık değişmesi gerektiğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bana göre söylemek gerekirse bu söylemlerle birlikte dünyanın referans noktasını değiştiriyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani siz bütün algıların, bütün referansların konulduğu bir sistemden diyorsunuz ki bu sistem artık yanlıştır. Olur mu böyle bir şey? Dünyayı işte kendisini de izleyenler çok iyi bilir, tekrar izlesinler. Referans verdiği bir Asya'da bir tane diyor, Avrupa'da bir tane diyor, Amerika'da bir tane. Diğer 193, 187 ülke. 6'yı çıkartıyorum. Evet. Bana göre 5 değil 6. Evet. 187 ülke kalıyor. Bunlar yukarısı ne karar verirlerse. Hatta biliyorsunuz kararnameler de şöyle çıkar Birleşmiş Milletler'de. Bir karar aldınız. 5 daimi üyeden bir tanesi herhangi bir şekilde çekimser oy bile kullansa o karar geçmez. Evet. Veyahut da o ülke için operasyon yapılacaksa yapılır. Birleşmiş Milletler dediğiniz yer nasıl bir yer? Şöyle bakın. Bir kere ikiyüzlülüğünü şöyle anlatalım. Bakın, onun için Cumhurbaşkanlığı bunlara karşı bu sistemin değişmesini istiyor. Diyor ki Birleşmiş Milletler'de çok önemli bir madde var. 100. madde. Evet. Bu maddeye göre biz diyor hiçbir ülkenin iç işlerine karışamayız. Çok güzel, karışma. Fakat bakın, Amerika gidiyor Irak'ta operasyon yapıyor. Diyor ki burada nükleer silahlar var. Dur arkadaş, böyle şey mi olur diyor. Gireceğiz oraya, bakacağız diyor. Müsaade giriyor. Almadan giriyor. Tabii tabii, müsaade almıyor. Ve diyorlar ki ya işte bu iç işleri değildir filan. Ya bundan daha çok iç işleri olabilir mi? Veyahut da şöyle bakın, Macaristan hatırlayın. Evet. Tarihi geriye döndürün. Çekoslovakya hatırlayın. Evet. Ruslar da aynı şekilde kan gölüne çevirdikleri bu iki ülkede yine Birleşmiş evet, Milletler'den evet. tek bir söz geldi. Bunların iç işleridir, biz karışmayız. Ya kimin iç işi? Orası Çekoslovakya, orası Macaristan. Şimdi operasyon olarak baktığınızda da hep şu geliyor karşımıza. Şili gibi ülkeler, evet. benzer yapıların hepsinde Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri hep operasyon yapmış. Çin de dahil olmak üzere. Evet. Çin'in interlantına bakın. Aynen. Devamlı operasyon var, Birleşmiş Milletler karar alamıyor. Cumhurbaşkanı şu anda söylemiş olduğu her şey dünyanın eksenini, 23 derecelik açısını değiştiriyor. Bu müthiş bir şey. Hani şöyle bir şey demiştim sizin programınıza katıldığımda da, sonra sizi aradım ya, BBC bizi taklit ediyor, sizi çok seyrediyorlar herhalde diye. Humanitarian diye bir kavram atmıştım. Humanitarian kavramı neydi? Bence bir insanlık çağı başlamalı. İnsanlık çağıyla ilgili de bir duruş olmalı. Ya bir bakıyorsunuz bu duruşa en uygun adam dünyada işte Recep Tayyip Erdoğan gözüküyor. Veyahut da Türkiye'nin bu akılla yönetilmesi gözüküyor. Niçin? Ya 2 milyon 750 bin Suriyeli, 300 bin Iraklı var Hasan Bey. Yani bu yapıyı düşünebiliyor musunuz? Yani 3 milyon insan, 12,5 milyar dolar. Oldu. Yani şeye de bakın. Sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin harcamış olduğu bir de o kadar para var, 25 milyar dolar. Kaç tane köprü eder? Bölü 3 deyin. 3 milyar dolar. 7 köprü yaptı. 7 tane köprüden vazgeçiyorsunuz. Evet. Siz diyorsunuz ki biz buradaki insanların üzerine varil bombaları atılıyor. Bu varil bombalarına karşı biz dimdik ayaktayız diyorsunuz. Bu adamlar bizim dostumuzdur, komşumuzdur deyip büyük bir insanlık gösteriyorsunuz. Bunu başka herkes seyrediyor. Bütün Birleşmiş Milletler'in tüm yapısı, 192 ülke Türkiye haricinde herkes seyretti bu olayı. Yani bu aynı zamanda göçmen sorununda Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü de gördük. Vermiş oldukları sözlerin hiçbirini tutmadılar gibi. Şundan gidiyorum burada. Hiçbir ülke dünyada komşusu için, hele böyle savaş ortamı, 25 milyar dolar para harcamaz. İnsanlık için harcanıyor. Bu topraklarda yaşayan insanların insanlık için yaptıklarını bir düşünebiliyor musunuz? Bunlar sizin benim vergim. Başka bir şey değil. Kimse de karşı çıkıp ya kardeşim dur bakalım onu ona yapacağına git köprü yap demiyor. Bakın bu toprakları bu dünya anlamıyor. Onun için büyük bir problem var. İşte ben de diyorum ki Türkiye ile başlayan, Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayan bir çağ başladı. Bu çağın ismi humanitarian dedim ben.
Sonra evet. bir hafta sonra bir baktık ki BBC de sizi aradım ya ben. Evet. Ya dedim ki BBC bizi taklit ediyor. Sizi taklit ediyor herhalde, izlemiş. Evet. Onlar da başlık atmış. Humanitaria başladı diye. Evet. Şimdi tabii bunları, bu şeyleri, referanslara bizim sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsak bir başkasının eline geçiyor. Yani bu bir haftalık operasyonda Sayın Cumhurbaşkanı'na programa katıldığında demiştim ki bu sizden başka kimseye yakışmıyor. Bunu lütfen alın. Evet. Şimdi bakın, buna karşılık bunu söyledik. Cumhurbaşkanı 71. Birleşmiş Milletler toplantısında dedi ki 5'ten büyüktür kardeşim. Bir daha söyledi. Bir daha söyledi. Şimdi 5'ten büyüktür. Şimdi bakın, ben Nobel ödüllerine baktım, barış ödüllerine. Şimdi bir şey anlatacağım size. Şimdi 2008'de Obama seçildi biliyorsunuz. 2009 yılında Nobel Barış Ödülü aldı. Hı. Şimdi çok garip bir şey söyleyeyim mi? Trump da Nobel Barış Ödülü'ne adaydı biliyorsunuz. Evet, evet, tabii. Evet. Şimdi ben şöyle baktığımda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhakkak ve muhakkak bana göre, yani benim bir oyum olsa bugün verdim, Nobel Barış Ödülü'ne aday olması lazım. Evet. Yani çünkü bakın şunu söylemek istiyorum. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm Türkiye'ye verilen bir ödül olması lazım. Çünkü benim vergim, benim zamanım, benim vaktim, benim çocuğumun parası, doğmamış çocukların parası bunlar. Biz o kadar hümanistiz ki bu toprakları bir türlü anlamıyor Batı, bir türlü kavrayamıyor Batı. Onun için iki tane göçmen gittiği zaman Batı'ya kafa yiyor bu adamlar. Yani böyle bir şey nasıl olur, nasıl yaparsınız diye algılamış değil. Dolayısıyla hani benim şeyim tabii bu, yalnızca bir düşüncem, muhakkak ve muhakkak Nobel Barış Ödülünü Recep Tayyip Erdoğan'a vermesi lazım. Evet. Şimdi şunu diyebilirler ama hani etrafta savaş var bu kadar filan. Yok ya, bunların hepsi bu şimdi kötü eleştiriler, çirkin eleştirileri artık ben de katlanamıyorum. Şöyle söyleyeyim size Hasan Bey, bakıyorum olaya. Diyorlar ki ya etrafta savaş var, Suriye'ye girdiniz, nasıl barış bu? Ya o barış için savaşırsınız. Biz savaşmak istemedik ki. PKK denilen operasyonu, Fethullahçı terör örgütü denilen operasyonu biz bu topraklarda oluşmadı ki. Bunların hepsi Batı kaynaklı, Batı aklının Türkiye'deki yansıması değil mi? Evet. Şey, oradan top mermisi atacaklar, size seyredeceksiniz. Tabii öyle bir şey de olabilir mi? Evet. Buna karşı mücadele etmeyecek misiniz? Bu topraklar sizin değil mi? Evet, ama bazıları öyle diyor. Neye giriyorsun yabancı topraklara? Ateş ediyor adamlar. Şimdi bakın yani. Sayın Cumhurbaşkanı şey var, bunu söyleyen insanların mesela bir gazetenin veya işte televizyon camına bir taş atıldığı zaman dünyayı ayağa kaldırıyorlar işte de. Tabii. Size, köyünüze, kasabanıza oradan hem huduttan adamlar gel geç giriyorlar, hem istediği gibi bomba atıyor, ondan sonra da siz seyredin, bu sonuna kadar at. Öyle bir komik bir şey yok. Yani şey var artık, bunları savunmak için birazcık da akıl var. Yani düşünsenize, kaç bin kilometre Amerika ile Irak arası? Bilmiyorum. Yani okyanus var diyeyim. Okyanus işte. Yani düşünsenize, yani işte 10 bin kilometre mesela, 20 bin kilometre. O adam kalktı oradan, geldi dedi ki bunda dedi kimyasal silah var dedi. İşte bilmem nükleer silah var dedi. Dedi bizim bunlar kuleleri yıktı dedi, hiç alakası yok. Bir tane o delil yok yani ortada. Tabii. Öyle değil mi? Yani o yıkılan binaların içinden şeyler çıktı, pardon, bir çanta buldular da orada kimlikler çıktı o yıkılan binanın içinden. Biliyorsun, hep öyledir zaten. Öyle zaten. Yani tabii. Yani biz de onu yedik falan. Yani şöyle bir şey var. Artık bu dünya büyük bir uyanışta. Şimdi şeyi söyleyeyim mi size? Benim aklıma gelmişken, yani bu dünya beşten büyüktür diyoruz ya. Evet. Şimdi Timur geldiğinde mahallelere birer fil vermiş. Demiş ki bunlara bakın. Yani hocanın mahallesinden de demişler ki biz file nasıl bakalım, ne var ne yok yiyor. Gidip şikayet edelim Timur'a demişler. Tamam demiş, düşün, peşine gitmişler. Tam çadıra girecek bir bakmış arkada kimse yok. Tabii öyle. Mahalleye bir fille daha gelmiş. Ya demişler sen hani bu fili şikayet edecektin, niye bir fille geldin? Ne, Timur'a ne diyecektin yalnızken diyor. Ama şimdi bizim Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de kimse olmamasına rağmen, arkasından kimse gelmemesine rağmen ikinci kere söylüyor. Yani o dünya beş tane büyüktür derken o yani mahalledeki beş kişiye söylemiyor. Tabii, yani Amerika'ya, İngiltere'ye, Çin'e, Rusya'ya. Ama bakın şöyle bir şey. Hayır, şunu söylüyorum yani. Söylediğiniz laf böyle boşa gitmiyor yani. Birine söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki kimse bu, ben en son dinlediğimde şöyle dedi.
Ya dedi biz bunu söylüyoruz ama birisi de birkaç kişi daha söylesin dedi. Yani siz sustukça başınıza çok şey gelir demeye getirdi yani. Siz sustukça yani siz bir şey söylemezsiniz, sesinizi çıkartmazsanız. 187 tane daha ülke var sizin söylediğinize göre 5'ten sonra. Tamam. Hani bunlardan da bir ses çıkmazsa ne olacak o zaman? Hayır. Onu diyor ki siz bir şey demezseniz ben bir daha söyleyeceğim. Bak seneye gelirim bir daha söylerim fark etmez diyor. Yani. Siz de söylememeniz lazım sizin diye dedi, bir eleştiri ama yaptım. Hani oradaki lafın arkası şudur. Eğer siz buna artık siz bir şey söylemezseniz bundan sonra başınıza geleceklere de razı olursunuz. Bu tamam. Kadar da kabul etmeyin diyor. Ben söylüyorum. Şimdi, çünkü bir şey daha söyleyeceğim evet, burada. Tezkere mevzu olmuştu. O reddedildi diye. Yani o şeyin kısmına girmiyorum ama tezkere reddedilince New York gazetelerinden birinde bir tarihçi profesörün yazısı çıktı. İmparatorlukları tarif ediyor o yazısında. İmparatorluğu tarif ettikten sonra en son diyor ki Amerika'da bir imparator ülke sayılır. Çünkü dünyanın neresinde istediği yerinde istediği işi yapabilecek güçtedir Amerika diyor. Yalnız Amerika'nın bu gidişine sadece Türkler dur demiştir parantez içinde bedelini ödemeye razı olarak. Tabii. Şimdi bakın bu iş yani bu söz söylenirse biz bunun bedelini öderiz çünkü sizin biraz önce söylediğiniz gibi insanlık adına biz zaten elimizden geleni yapıyoruz. Onu herkes de görüyor. İstediği kadar gizlemeye çalışsınlar. Artık bundan sonra bunları yaptıktan sonra orada zaten çok rahat söylersiniz bunları. %100 yani, katılıyorum. Evet. Tabii şimdi bakın Birleşmiş Milletler'de başkanlık seçimleri var. Başkanlık seçimlerine baktığınız zaman başkan tamamıyla özgürdür. Kimse etkileyemez, kimseden de etkilenemez. Hatta tehdit ederseniz de bu sisteme aykırıdır. Gerekiyorsa sistem sizi devre dışı bırakır. Yani Birleşmiş Milletler'den atılır. Fakat bir İsveçli bir bey vardı. Hatırlar mısınız? Dag Hammarskjöld diye bir adam. Adam dedi ki başkan olarak. Başkan. Birleşmiş Milletler başkanı. Genel sekreter diyoruz ya biz. Dedi ki ya bir saniye dedi ya Kongo'da bir problem var. Bu probleme ben karşıyım ve Kongo'ya gidiyorum dedi. Çok. Ve sisteme dedi aykırıyım bu sistem doğru gitmiyor. Ve kimse beni etkileyemez kimseden de etkilenmem dediği anda Kongo yolculuğu sırasında bir baktık uçağı bir düştü 56 yaşında hayata veda etti. Veda ettirildi. Evet. Şimdi Birleşmiş Milletler'in... Şimdi o aslında bütün insanlığa yazılmış bir mektup değil mi? Evet tabii bravo. Herkes diyor ki bak böyle bir şey söylersen başına bu gelir. Evet. Ona göre kim olursan ol. Kim olursan şimdi, ol. Şimdi zaten 15 Temmuz'da bu hani bir önceki Birleşmiş Milletler'de 5'ten büyüktürün hesaplaşması değil mi? Ha, tabii canım o da tabii, gözüküyor. Öyle bakmanız tabii, lazım. Tabii canım onu yani görmüyorsanız zaten ne yapıyorsun? Bu hesaplaşma bitecek mi? Ya, bitmeyecek. Bitmeyecek. Çünkü karşınızda bir güç var. O denge her zaman sizin güçlü olmanızı istemeyecek ve sizi olabildiğince yok etmeye çalışacak. Onun için diyorum ya Türkiye'deki en önemli dengelerden biri olan Sayın Cumhurbaşkanı Allah uzun ömür versin. Tüm dengeler değişir. Yani şimdi bir hafızaları hatırlayalım. Şimdi bu darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'ye bir bakacaktınız İstanbul'da size demiştim ya hatırlayın The Economist dergisinin kendi içinde internet sayfasında yayınlandığı Türkiye haritası vardı. İstanbul. Yani Türkiye'nin doğusu, Türkiye'nin kuzeyi, Türkiye'nin batısı her yer parçalanmıştı. Böyle olacak diye hazırdı o proje. Yani hatta şu anda İstanbul'da yaşayanlar için söyleyelim. İstanbul Vatikan gibi özerk bir yer olmayı planlıyordu. Evet. İşte yani üniter yapı tamamıyla parçalanacaktı. Bunun dışında bir operasyon yapılacaktı. Şimdi dolayısıyla 15 Temmuz'a karşı halkın yaptığı müthiş bir mücadeleyle demokrasi Türkiye tüm dünyaya demokrasiyi öğretti. Onun için Birleşmiş Milletler'de bizim hakkımız var. 5'ten büyüktür diye. Mısır'ın hakkı olamaz. Öyle bir şey yok. Bakın şeyden bahsediyoruz ya sistemde. Evet. Hani 15 Temmuz'u bir türlü anlayamadılar. Ya benim de çok yabancı misafirlerim geliyor. Bir bakıyorum Avrupa'da Türkiye algısı o kadar kafalarına işletilmiş durumda ki Türkiye geriye doğru gidiyor. Kimse farkında değil. Gelince bu adamlar kafayı yiyorlar. Çünkü bir müşterimiz vardı yurt dışından gelen. İşte yemeğe çıkarttığımızda işte birkaç ay önce geldiğinde 3. köprü daha işte temelleri, ayakları varken bugün gelip bunun açıldığını görünce ya bize böyle anlatılmıyor Türkiye dedi.
Bu Amerika için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Bizim çok hızlı bir şekilde 5'ten büyük türün dışında lobicilik faaliyetlerimizi hep söylüyorum ya size. Evet. Hızlandırmamız lazım. Yani yoksa anlayamıyoruz, bir de okuyamıyoruz. Mesela bakın, Türkiye'deki bu işte darbe girişimini herkes dedi ki işte hiç kimse anlayamadık. Biden konuşmuştuk sizle. Evet. Biden gelmişti. Aa öyle miydi, hiç bilmiyorduk da bu kadardı işte meclisi dolaşırken vesaire vesaire. İyi. Ama unutmayın ki Ferguson protestosu diye bir protesto oldu. Evet. Hatırlıyor musunuz efendim? Evet, evet. Washington ve New York kökenli. Yani neydi Ferguson şeyde? Darren Wilson diye bir polis, 24 yaşındaydı unutmadığım kadarıyla. Bir 18 yaşında, soyadına dikkat edin, Brown soyadında bir zenci adamı, çocuğu, genci öldürmüştü. Ondan sonra ortalık ayağa kalktı. Hatta şöyle söyleyeyim, 4 ay, 5 ay Amerika sıkı yönetim ilan edilen bölgeler de vardı. Şimdi 17 tane ölü, 2500'ün üzerinde yaralı insanın olduğu bir operasyondan, Amerika'dan bahsediyoruz. Evet. Şimdi kendilerine olunca bu iş, ya işte biz de dedi ki sizi işte soğukkanlılığa davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler Amerika'ya yazdı, Obama'ya. Soğukkanlı olmanız lazım vesaire vesaire. 6 ülkenin yazısı var Birleşmiş Milletler'de. Dinlemediler. Şimdi buna benzer bir operasyon veyahut da siz hemen buna müdahale etmeye kalktığınız zaman biz sizi dinlemiyoruz diyorlar. Ama diyor, hani geliyor diyor ki adam Amerika'dan oturup, ya bizim asker arkadaşlarımız vardı ya, onlar da diyor işte hapise atıldı filan. Bu kadar çok affedersiniz geri zekalı, aptalca, salakça Türk toplumunu böyle anlamamış, çözememiş. Oysa ki bu Türk toplumuyla birlikte, Türkiye ile birlikte çok daha büyük, böyle bir ülkenin, 25 milyar dolar gibi büyük paralar veren bir ülkenin herhangi birisi için, herhangi bir toplum için, herhangi bir komşusu için veren bir toplumu atlayıp es geçip gidiyorsunuz. Tabii işte görmezden gelmek onların elinde oldukları bir silah onlar. Bir tabii yani sistem kendilerine, yani. Tabii Batı şöyle, Batı'nın ikiyüzlülüğü böyle. Bakın Cumhurbaşkanı'nın isterseniz ben birkaç not aldım. Hani program, lütfen ikiyüzlülük demeyin çünkü ikiyüzlülük de bir şeydir yani, bence yüzsüzlük. Ha, yüzsüz. Yani ikiyüzlülük şöyle tarif ediyorum. Niye? Hı. İşlerine gelince bu yüzlerini kullanıyorlar, işlerine gelince o yüzlerini kullanıyorlar. Belki, onun ama için. Yani ona dersiniz ya, bak bir şey mahsus, bir tane bu tane evet. Sağ gösterirsiniz, sol vurursunuz da gene bir hale zapte sokarsınız onları. İki yüzlü de olsa, ama bunlar yüzsüz olunca ne söylerseniz söyleyin. Bir de görmezden gelmeleri çok komik. Yani neyi görmezden geliyorsunuz? Yani Türklerin hiç tarihi yok. Hüdayi Nabit gibi burada kendiliğinden bittiler son 25-30 senede. Burada kendi halinde bir insanlar var, bunları da görmezden gelelim. Buna bir örnek verelim mi? Cumhurbaşkanı'ndan yani yine. Bütün Avrupa çıkarsın Türk adını veyahut Osmanlı adını, Türk adını çıkarsın, tarih yazsın bakalım. Tabii. Yani şimdi, şeyden be, Çin'den bu tarafa gelin tarih yazın mesela, Türk Batı'nın adını çıkartın. Batı'nın tarihinde Osmanlısız, yani Türkler olmadan Batı'nın tarihi yazılamaz. Şimdi şöyle bir şeyler söylendi uzun zamandır bize. Batı'nın tarihinde bizsiz yazılamaz ama kültürü yazılabilir. Öyle bir şey de yok, biliyor musunuz? Nasıl olacak? Çünkü şöyle bakın, yani bugün Rönesans bile Emevilerin almış oldukları yol üzerine kurulu. Bütün sistem tabii Emeviler de eninde sonunda İskenderiye kütüphanesinden yararlanarak veya ondan etkilenerek bu sistemi geliştirmiş, bilimi, kültürü geliştirmiş olabilir. Ama ondan sonra Batı'yı etkilemiştir. Ya bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Rönesans bugün İslam'a borçludur kendini. Emevilerine borçludur. Yani bu taraftan baktığınız zaman bakın, konu çok garip bir yere geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ben diyorum ki eğer ki Fatih olmasaydı hiçbir zaman Amerika keşfedilmeyecekti. Evet. Ya olur mu böyle bir şey, değil mi? Evet. Fatih'le ne ilgisi var Amerika'nın? Yıl 1453. İşte İstanbul alındı. Biraz da hani böyle şeyler yapalım, esprilerle geçsin program. İstanbul'u aldı Fatih. Dedi ki durun bakalım, sistem artık bende. Evet. Ayasofya benim nişan onurumdur. Evet. Değiştirdi, cami yaptı. Ve sonra dedi ki şimdi arkadaşlar bu İpek yolu var ya, var. Bundan sonra
almış olduğumuz vergi var ya iki katına çıktı dedi. İki katına çıkmaya başlayınca vergi iki tane şeye ihtiyaç var. Avrupa Osmanlı'ya vergi ödememek için yeni bir yol bulması lazım İpek yolu evet. için. Bakın Fatih neyi tetikliyor? Aslında hani bir çağa başlatıp bir çağa açtı meselesi aslında eğer ki Fatih'in bu davranışı olmasaydı evet. yani İstanbul alınmasaydı, fethedilmeseydi Christoph Kolomb'un İspanya'dan çıkıp Amerika'ya bulma, Çin'e gidiyorum diye Amerika'ya bulma şansı yok. Evet, Hindistan'a gidiyorum. Ve aynı mesela. Zamanda şeyi de söylemek lazım. Ümit Burnu'nu da keşfetme şansı yok. Evet. Başka da Gama'nın. Gama'nın tabii. Evet. Yani dolayısıyla şöyle Bartolomeo Diaz. Evet. Şöyle bakmak lazım. Eğer ki Türk kültürü, Türk aklı, Türk'ün herhangi bir stratejik aklı evet. Avrupa'yı o kadar çok etkilemiştir ki dolayısıyla Batı'yı. Evet. Yani bugün İngiltere'ye baktığınız zaman İngiltere'de hani millet birbirini yerken patates yardımı olmasaydı acaba İngiltere'nin hali ne olurdu diye düşünmek daha lazım. Daha şey, birinci Elizabeth 1570'te evet. 3. Murat'la orada çok işi var biliyorsunuz. Yani ticaret anlaşmaları o zaman yapılıyor gelip. İngilizlere ticaret imkanı veriyor çünkü İspanya ile düşman Akdeniz'de bir şey yapamıyor İngiltere. O tüccarlarını gönderiyorlar. Osmanlı'nın da tabii gücü var o zaman Osmanlı dur deyip de gidince gidiyor. Yani gemiler gidiyor hatta şey derler anlatırlar Hollanda eski parlamentosunda Kanuni Sultan Süleyman'ın derler resmi vardır. O resim de şuna ait Hollanda iş yapamıyor. Yani yardım buradan bir yardım iki tane yardım gemisi gidiyor Hollanda'ya ondan sonra tabii ver olmaz. Hollandalılar bir ricada bulunuyorlar diyorlar ki yani bu tekrarı yok ama bize müsaade edin biz diyorlar Akdeniz'de iş yapamıyoruz. Bizim gemilerimiz Akdeniz'de iş yapsın diyor. O zaman da kanun diyor ki onlara Osmanlı sancağı çekin size kimse dokunamaz diyor. Hakikaten Hollandalı Osmanlı sancağı çekerek ticaret yapıyorlar. Yani şey için anlatıyoruz. Amerikalılar da öyle. Yani şu, tabii yani bunu şunun için anlatıyoruz. Ya yani şimdi... Yani sıradan biriyle oturup kalkmıyorsunuz. Tabii, yani tabii. Tarihiniz de var. Tabii, tabii. Oturun. Biz de kötü bir şey söylemiyoruz. Yani niye mani oluyorlar? Yani mani olmak istedikleri nedir yani? Yani şimdi şey var şimdi şöyle bir şey var. Yani Türkiye ile bu kadar uğraşıyoruz. Yani şimdi Türkiye'de uğraşırken de Türkiye onlara bir şey söyledi diye değil. Yani sadece o değil. O bir neden. O bir bahane de oluyor onlara. Çünkü Türkiye kafa tutmazsa işte kim kafa tutacak? Kafa tutmak için de söylemiyoruz bunu. Gittiğiniz yol doğru yol değil. Gittiğiniz yolda bir yanlışlık var. Bunun insanlıkla bir alakası yok yaptığınız işlerin. Yani insanlıktan söz etmeye gelince mangalda kür bırakmıyorsunuz. Ama icraata gelince hiç ölen insanlar sizin umurunuzda değil. Ama kendinizden 3-5 kişi ölünce ayağa kalkıyorsunuz ne oluyor diye. Şimdi o zaman bunun içinde başka bir şey var. Yani eğer ticaret deseniz geçin onu yapıyorlar zaten. Eğer enerji kaynaklarına ulaşmak deseniz zaten hepsini kontrol ediyorlar. Dünyanın madenleri filan deseniz zaten hani 3-5 şirket kontrolü değil. Şimdi biliyoruz yani bunları. Peki burada başka bir şey var. Benim anladığım kadarıyla bu şeyle ilgili değil. Yani bizim sadece Türklüğümüzle de ilgili olan bir şey değil. Bu biraz çünkü mesela en son görünsek İslamiyet şimdi üzerine bakın. Çok bir baskı var mesela. Öyle değil mi? Yani Amerika orada oturdu. Öyle değil mi? O topraklarda Irak'ta. Çekilir çekilmez başka birileri çıktı. Şimdi... Ve İnsan hani şey İslam'ı kötü gösteren bir şey var. Derinliğine in bakın. Bugün bir onu da söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de söylediği bir laf var yani. İslam dünyasını bu kadar kötü gösterip yani bunun da üstünde durarak söyledi yani. İslamiyet üzerinde bir oyun oynuyor. Birleşmiş Milletler Anayasası yazılırken evet. İslam devletlerine hiç sorulmadığını biliyor musunuz? Yok sayıldığını biliyor musunuz? İşte, tamam. Yalnızca imza attıklarını işte, biliyor bakın, musunuz? Siz söylüyorsunuz evet. Artık çıkıyor ortaya tabii. Yani. Şimdi şöyle bakmak lazım. Aslında güzel bir şey söylediniz. Oradan lafa alıyorum. Buyurun tabii. Şöyle, bunun arkasında ne var dediniz? Bunun arkasında aslında İslam'la ilgili bir kavga da yok bana göre. Evet. Hani ben sizin programınızda bir bilmiyorum hani öyle midir acaba diyorum. Evet. Dedim ki çok eleştiri aldım. Evet. Dedim ki bakın Fethullahçı terör örgütünün yani FETÖ için daha önce yazılmış tüm kitaplar evet. aynı mantıkta. Cizvi aklıyla yazılmış kitaplar artı evet. evangelizmle ilgili yazılmış tüm kitaplar evet. ve Scientology gibi evet. yeni kuantum dinleriyle ilgili yazılmış tüm kitaplar aynı şeye hizmet eder. Evet. Onların hiçbiri bana göre ben kişisel görüşüm söyledim. Bunların hepsi çöptür dedim. Evet. Çünkü
olamaz, aklı okuyamadığınız sürece, evet, aklı koymadığınız sürece kendimize ters düşeriz söylediklerimize. Evet. Ne söylüyoruz? Ben diyorum ki bakın elimde bir kitap getiriyorum. Evet. Bu çok eski bir baskı. Hani birileri bende var diyor ama evet, 1895 baskısı bu. Evet. Ben Amerika'da bir şeyden aldım. Açık arttırmada aldım bu kitabı. Bu kitap ünlü Albert Pike'ın ünlü kitabı Moral and Dogmas. Tabi Albert Pike Masonizmle ilgili, evet, çok önemli bir adam. Bakın çok önemli bir yazısı var. 1871'de Manzini'ye yazmış oldu. Bunu hatırlayalım. Bunun üzerine düşündüğümüz zaman gerçekleri görürüz. Evet. Diyor ki birinci seferde biz diyor dünyada 3 tane savaş öneriyoruz. Evet. Bir tanesi Birinci Dünya Savaşı olacak. Evet. Bu savaşta işte bütün padişahlıklar, sultanlıklar, krallıkların hepsi yok olacak. Evet, monarşileri İki yapacağım. Tane ülke çıkacak. Bunların bir tanesi faşistler yönetecek. Bir tanesini de diyor komünistler yönetecek. Bir İkinci Dünya Savaşı öneriyoruz biz diyor. Evet. 1871'de. Evet. Biri 15'e geldik sonuna, biri de 45'e gelelim. Bu savaş sonunda komünistlerle faşistler birbirleriyle kavga edecekler, savaşacaklar. Dünya tekrar yapılanacak. Bu yapı içinde Amerika Birleşik Devletleri ayağa kalkarken 1948 İsrail, evet, Devleti kurulacak diyor. Onu da tabii, söylemiş ama. Tabii söylemiş. Evet. İsrail Devleti kurulacak diyor. Fakat, evet, diyor ki 3. Dünya Savaşı diye bir şey daha öneriyoruz biz diyor. Evet. Manzini'ye yazısı var. Ben acaba bu yazı internete falan girdiğiniz zaman... Manzini kimdir? Manzini ünlü İtalyan cumhuriyetçi, evet, komutan. Ben İtalya'da gördüm kitabı, yazıyı ve onu kopyaladım. Ama arkadaş yazıyor onu değil mi? Tabii birliği X de Masonik yapının kendi içinde olduğu için birbirleriyle, evet, devamlı yazışıyorlar. Ama bahsettiğim Türkiye'deki Masonik yapıdan filan değil. Çok derin bir Masonik yapıdan. Çünkü ezoterik tarafı da onların. 33 plus diyelim. Evet, hani böyle. Evet. Ne demek istiyorum? Hani parimatin en üstünün daha üstündeki insanlardan bahsediyorum. Dünyanın yeniden yapılanmasını belirleyen insanlardan bahsediyorum. Bakın diyor ki 3. Dünya Savaşı'nda ben bunu Türkiye'de ilk açıklayan bunu anlatan adamım. Diyor ki 3. Dünya Savaşı'nda öyle bir operasyon yapacağız ki, öyle bir savaş çıkacak ki tüm dinleri yok edeceğiz diyor. Evet. Şimdi tabii. Bir yerde o kaldınız oradan cımbızla çektim. Sevgili Hasan Bey, şöyle diyorum. Yani aslında kavga yalnızca İslam'a karşı yapılmış bir kavga değil. Hepsine canım. Tüm semavi dinlere karşı yapılmış bir kavga. Bakın bununla ilgili çok önemli bir şeyler hatırlatalım. Nedir? Batı'ya gittiğiniz zaman, yani Katolik Kilisesi'nin dışında, evet, yani yukarılara doğru, yani Fransa'nın, evet, kuzeyinden yukarıya doğru çıktığınız zaman Protestan yapının hepsine bir bakarsınız. Genelde kiliselerin hepsi boşalmıştır. Evet. İsa, yani onlara göre Tanrı İsa kavramının içi de boşaltılmıştır. Evet. Kimse artık insanlara şunu söyler bu Batı'nın kendisi. Toplum hiç önemli değildir, birey önemlidir der. Evet. Onun için der kendiniz ilkin. Aileniz değil. Onun için çocuklar hani 18 yaşında goodbye derler ya aileden. Evet. O yapıdan çocuk da der ki ilkin ben kendim. Bu bencilliği, toplumu dışlamakla ilgilidir. Sonra, evet, inançlar yok olur. Evet. Bugün Batı'da hemen hemen inancın yok olduğunu görüyorsunuz. Katolik kilisesi zaten neredeyse çökmüş durumda. 4000 adet çocuk tacizinden dolayı dava var. Nereden bakarsanız 1,5 milyar dolarlık tazminat ödeniyor. Bu, evet, yapının içinde. Yani bu tarafa geçtiğimiz zaman ne diyorlar? Diyorlar ki ya durun şimdi Vatikan'daki çok zor durumda. Dünya da, evet, çok zor durumda. Dediler ki bakın bu çok önemli. Bunu da ilk defa bir, evet, şey olarak anlattım, evet, Türkiye'de. Dedim ki şöyle bir şey gördüm ben. Evet, evet. Bunu göstermek istiyorum. Kamera, benim kameram hangisi bilmiyorum ama yakından alınıyor. Bunun ismi Piyata. Evet. Bu heykelin ismi Piyata. Yani Meryem, evet, Ana ve oğlu. İşte İsa Tanrı kral. İsa'nın Meryem Ana'nın kucağında. Bir soru soracağım. Evet. Kim kral? Kral değil, kraliçe yani. Kim kral? Kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Meryem Ana'nın sağ olan yönetiyor. Şimdi ben bunu, evet, Vatikan'da sevgili Aytunç Altındal evet, birisine yollamıştı. Biraz aydınlanalım, Vatikan'ı çözmemiz lazım diye. Evet. Gittiğimde beni işte Piyata'nın önüne götürdüler.
Michelangelo piyatasına. Bir anda dedim ki ya sistem değişiyor. Bunu anladım. Sistemin onlara göre Tanrı İsa'yı batı yedi bitirdi kül etti. Artık yani haçın çok anlamı yok, haçın üzerindeki İsa'nın filan çok anlamı kalmadığı için yeni bir ikona ihtiyaçları olduğu için dediler ki bunlar biz artık Meryem kültünü ortaya koyalım. Evet, isterseniz bir kısa bir ara verelim. Olur, bu da teaser olsun. Bu teaser olsun. Evet, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Yani kadınlardan giriyoruz ama yani bir adam çıkacak mesela 1071'de. Bir kitap yazacak. Biz de ona göre yaşayacağız. O zaman biz atlayalım denize yani. Yani bir adam çıkacak işte ona inanacak öbür ki ona inanacak. Bravo. O ona inanacak. O zaman biz boşuna geziyoruz. İşte yani. Sistemde hayır, bir tek şey Erdoğan söyleyeyim. Gibi birisi çıkıyor diyor ki buna karşıyız biz diyor. Çünkü bu hareketin kendisi globalleşme hareketi. Yani bugün Suriye'deki göçmen operasyonu bakın zorunlu bir operasyondur. Birileri bu işi organize etmiştir. Batı'nın global olarak yani olabildiğince ulusal yapıdan global yapıya değişmesi, Londra gibi olmasını istediler. New York gibi olmasını istediler. Niye? O zaman kimse ulusla ilgili Babil bir şey Kulesi konuşmayacaktı. Bravo. Ha. Çok güzel bir tanımlama. Çünkü niye? Babil Kulesi de aynı operasyon. Çünkü bölgedeki yani, tüm kozmopolit yapı Avrupa Babil Kulesi'nde. Avrupa Parlamentosu'nun yapısı da Babil Kulesi'nin aynısı. Bitmemiştir değil mi? Onun üstü tabii, tabii. İşte bunların hepsi ezoterik anlamda baktığınız zaman bunların hepsi aynı yere gidiyor. Yani şimdi hani para mara konuşuyoruz, sistemleri konuşuyoruz ama tüm sistemlerin en derininde her zaman ezoterik yapı vardır. Bakın şimdi kadınlardan bahsettik bu kültü Babil'de, koyduk. Yani o Babil akıllarında kalmış yani onu yeniden yapmaya çalışıyorlar. Babil kardeşliği diye çok derin bir gizli örgüt vardır sevgili Hasan Bey. O akıllarında oturmuş. Bu gizli örgütün tek amacı dünyanın tek bir akıl tarafından yönetilmesiyle ilgilidir. Bunun üzerine kuruldur. Ondan sonra Babil kardeşliğinin üzerine tüm gizli örgütler çıkmıştır. Yani bugün Alamut Kalesi hikayesi bile bu hikayeden, Babil kardeşliğin hikayesinden etkilenip ondan sonra işte tapınakçılara ve ondan sonra da batıya doğru gitmiştir. Ama o şey var yani bunlar çok akıllı. Yani bu kadar milyar adam var onların hiç kafasında bir şey yok. Yok öyle bir şey olmuyor. Yani sonunda yani bugün ama o zaman bir globalciler var. Bakın bir ama önceki şey, yani programda kaç, hatırlayın. Globalciler dediğiniz mesela saysanız 1 milyon adam çıkmaz işlerinde. Şöyle bakın önemli olan nüfus değil. Önemli olan güç. Yani şimdi siz ama bugün globalci sisteme baktığınız zaman karşınıza hani bugün konuşuyoruz ya dünya işte IMF Birleşmiş Milletler'den girelim bakın Hasan Bey. Birleşmiş Milletler'de 17 tane sivil toplum örgütü var. Kimler bunlar? FAO var, işte IMF var. Atıyorum internete girsinler. WHO'dan filan hepsi vardır. Bunlardan IMF'i aldığımız zaman eline, yani elimize IMF ne demek? Uluslararası Para Fonu. Ya bu bir sivil toplum örgütü gibi gözükmesine rağmen şirketlerin yönettiği bir sistemdir. Şirketler dediğimiz ne var? Şirketlerin tamamıyla arkasındaki yapı global sisteme hizmet ederler. IMF'in üstünde hangi kuruluş var? Dünya Bankası var bilmiyorum. FED. Hepsinin üstünde FED var. Şöyle bakın. Sizden bir cımbızla bir şey alayım. FED zaten güzel banka. 6 Eylül programınızdan alıyorum bakın. Dediniz ki 100 trilyon dolar dünyanın dediğiniz devletlerin borcu. Evet, 85 trilyon dolar aslında. Tam hani siz yuvarladınız. Şimdi bakın. Kime borçlular bunlar? Şahıslara borçluyuz. 12 aile. Kim bu ailenin elindeki şey? Bono. Amerikan doları. Amerikan doları Amerikalıların değil ki. 12 ailenin. Yani tüm dünya eninde ve sonunda bu bahsettiğimiz aileler. Yani bunlar global sistemi oluşturmaya çalışan. İnsanlar tüketime alışsınlar, biz onları istediğimiz gibi yönetelim, mankurtlaştıralım, bizim istediğimiz gibi yönetilsin diyen insanlar. Bakın, bir sonraya gittiğiniz zaman bu artık insana ihtiyaç yok, kalmadı diyor adam. Bu savaşların hepsi diyor, Pasifik'e gidip Çin'i anlatmamız lazım. Vakit çok az olduğu için şey yapamıyoruz, uzundan azıcık diyor ya öyle yapıyoruz. Yani şimdi Pasifik'i anlamadığımız, Çin'i anlamadığımız zaman bu global yapıyı çözemiyoruz. Yani bakın Amerika bir anda durdu. Suriye'den çıkıyorum dedi. Rusya gel sen buraya otur dedi. Bu neyin sağlaması?
Amerika ile Rusya birlikte çalışıyor demedi mi Roosevelt meselesi? Hayır, ben şunu söylüyorum. Ben de dedi Pasifik'e gidiyorum, Japon denizine. Şimdi biz mesela bu programı yaparken şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani biz bunu sadece Türkiye için de söylemiyoruz. Yani bu program her yerde dinleniyorsa. Ya bir Fransızlara da söyleyelim, İtalyanlara da söyleyelim, Almanlara da söyleyelim. Yani siz ne yapıyorsunuz? Hadi biz iyi kötü bir sokağa çıktık yani. Türkler kadar çok hızlı düşünemiyorlar. Evet. Bakın. Ondan mı? Tabii efendim, yani şimdi gittiğiniz zaman çok şeyi görmüyorsunuz. Onlar için daha öncelik sıraları başka. Yani bir İngiltere'ye gittiğiniz zaman insanlar pazar günü koşarlar. Şeylerde görürsünüz. İşte müzelerde filan görürsünüz. Barlarda görürsünüz filan. Bizim genetiğimizde araştırmak, bulmak, yapmak, herkesten önce olmak, sistemi yönetmek gibi bir kavram var. Bakın bir tane adam çıkıyor bu topraklardan, kocaman Birleşmiş Milletler'de 193 tane üye var. Diyor ki 5'ten büyüktür. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi bunu dünyada diyorum ki kimse söyleyemez. Ama bu biz biraz önce söylediğiniz yapıya söyleniyor bu laf. Yani tabii. Siz yani de 5'li yapıya söyleniyor. Yani hayır. Tabii. O ülkelere de söylenmiyor. Tabii. 12 aileye de söyleniyor tabii. Bunların hepsine söyleniyor. Tabii. Çünkü o ülkeler dediğiniz zaman bunlar tarafından yönetilen ülkeler şimdi, oluyor. Şimdi dünyada şöyle bir gelişme var. Bir önceki programı izlesinler YouTube'dan, hani birlikte yaptığımız programı. Dünyada iki tane denge oluştu dedik. Şimdi bir tane Amerika yok. Bir global sistemin Amerikası, bir de ulusal sistemin Amerikası var. Global sistem, şimdi Amerika'ya baktığımız zaman tam rakamları da size söyleyeyim şimdi. Baktığınız zaman Amerika'daki rakamlar çok garip. Biraz ekonomi konuşalım. İkimizin de mesleği. Oradan nasıl kontrol edildiğine gelsin. Yani ekonomi o anlamda konuşacaksın. Tabii. Onun için nasıl? Yani bu aileler nasıl bir algı yaratıp da ekonomi adı altında insanları nasıl boyunduruk altına aldıklarını söyleyeceksiniz. Tabii sistem şunun üzerine kurulu. Yani şimdi bir kere hızlı bir şekilde tüketim toplumusunuz. Devamlı moda yeni bir şeyler size sunuluyor. Ve örnek verelim. Başka bir şeyden örnek vereyim bu sefer. Otomobil. Otomobil siz bir yerden alır bir yere götürmesi için var. Ama her iki yılda bir, şimdi bir yıla düştü, illaki bir makyaj görüyor. İnsanlara diyorlar ki o eski de yenisini al. Bu elinizdeki cep telefonunuzdan tutun televizyonunuza kadar. Devamlı yeni bir sistemlerin çıkarttığı, siz devamlı sisteme bağımlı tüketim sisteminin sisteminin parçası yapıyorlar. Kurban dolayısıyla siz yalnızca kredi kartı, yani bunun esaretten, kölelikten farkı yok aslında. Çünkü tek bir şey düşünüyorsunuz, yarın kredi kartımı ödeyebilecek miyim? Tamam, bitti zaten. Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Evet. Şimdi bakın, rakamlara baktığımız zaman hani hep şöyle bir şey söylüyorlar. Çin o kadar büyük ki. Yani bir koydun mu Amerika'yı? Yok böyle bir hikaye. Bunlara sakın inanmayın. Bakın, rakamlar şunun üzerine kurulu. Amerika'nın cari açığı 500 milyar dolar. Evet. Şimdi Çin'in cari fazlası ne kadar? 500 milyar. Şimdi diyor ki adam, Amerika ben yoksam Çin diye bir ülke yok diyor. Şimdi şöyle bakalım, gayri safi işte harcaması, yurt içi harcaması 21 trilyon dolar. Oraya çıktı. Tabii. Şimdi kişi başı 8 bin dolar Çin. Amerika 18 trilyon dolar, kişi başı 54 bin dolar. Rakamsal borcu boyutta birisi 1.5 milyon insan, milyar insan. Bu tarafta da 330 milyon insan var. Rakamsal boyutları artık ekonomiye geçtik. İzleyenler onları çarpsın, hesap etsin. Yani şunu söylüyor Amerika, diyor ki ben yoksam Çin yok. Peki globalcilerle ulusalcıların kavrası nerede? Diyor ki ulusalcılar, ya diyor bu globalciler bizi o kadar çok borçlandırdılar ki sisteme. Ya biz diyor iki gün sonra bu globalciler dese ki ben buradan, ki Rothschild ailesi şeye geçtiler, Çin'de yaşamaya başladı. Dediler ki, deseler ki biz buradan gidiyoruz, biz ne yapacağız bu borçla diyorlar. Para da bizim değil. Şimdi de mesela Rothschild'ler neyle alacak parayı, onu merak ediyorum. Şimdi şöyle bir şeye çok dikkat edin. Yine sizin programınızdan bir şey. Bakın cımbızlığa çekiyorum. 1200 ton ne vardı? Altın kayıp dedi. Nerede bu altın? Valla bilmiyoruz, onlar da bakın, söylemiyorlar. Bakın dünyadaki en değerli şey, dünyadaki en değerli, insanlık tarihini
altınsız yapamazsınız. Hani bugün bir sistem bence anlatsak. Bence o da öğretilmiş çaresizlik gibi geliyor bana. Tabii Anunnakiler hikayelerinden yok, başlayıp. Bu da öğretilmiş çaresizlik yani. Altınsız olmaz. Ne yapacağız? Yenilmez içmez. Yani. Yok şey insanoğlu ne olursa olsun yalnızca bizim için hayır, değil. Geçmiş tarihlerde de var ama bu. Onu söylüyorum. Yani Mayalarda da var. Mezopotamya'da da var. Devamlı ya, altın toplamışız. Işte bakın ben size bir şey söylüyorum. Evet. Yani bir insan aklının ötesinde bence bir yol yok. Yani insan aklı. Bir de insan inancı, imanı. Yoksa hani onun örneğini de geçen hafta ben bir programda Yiğit Bey'le verdim. Moğollar Abbasileri yenince Abbasiler Abbasi Han yani şu hükümdarın ne kadar mücevheri varsa altın mı altını bir odaya koyuyor. Abbasi hükümdarını da 15 gün aç bırakıyor. Hülagi galiba o zaman Moğol evet, Hülagi. Evet. Ondan sonra ya diyor bana hiçbir şey yemek vermeyecekmişsin. Dur diyor vereceğim diyor. İşte 15. gün dayanamıyor. Çok acıktım diye bir şey var. O odaya sokuyor. Altında mücevherler var ye bunları diyor. E bunlar yenmez ki diyor yani. O zaman niye biriktirdin diyor. Şimdi geçen hafta da biz onu gösterdik. Kraliçenin resmini koyduk. Altınlarını geziyor kraliçe. Kraliçem onlar altın mı altın değil. Onlar eziyet ettiğiniz, öldürdüğünüz, evet, kanına, canına, terine girdiğiniz zavallı insanların üstünden kazandığınız şeyler. Ve onların bakın bir bodrum altında, bir bodrumda duruyor onlar. Yani tabii, böyle bir caddenin üstünde değil, bodrumda duruyor. Ya zaten toprağın altında duruyordu. Bakın onu söyleyeyim size. Nasıl böyle bir öğretilmiş çaresizlik bu. Dünyada tahmin çıkmış bütün altın 170 bin ton. Yani şu anda evet, herkes yani bu benim parmağımdaki dahil 170 bin ton. Şimdi toprağın altında da 30 bin ton kaldı. Yani bilinen rezerv o. Senede de 3 bin ton çıkartıyorsunuz. 10 senede de o çıkacak. Olacak 200 bin ton. Buyur 200 bin ton altın var. Ne yapacağız? Şimdi altın çok değerli. Altının fiyatı bu olacağız. Ya almıyoruz kardeşim. Bugün ben gidip de altınca bana bir de altın ver demesem bir şey yok. Eğer altın şunun da ölçüsü değil. Yani ben paramı orada korurum diye bir şey yok. Onun için korusaydınız altının fiyatı dünyada para arttıkça altının fiyatı ona göre artardı. Ama ne yaptılar? 25-30 doların altını 100 dolara çıkardılar. Bir petrol krizi çıkarttılar 73 senesinde 900 dolara çıkardılar. 20 senede 250 dolara düşürdüler. Aldılar 1900 dolara çıkardılar. 1000 dolara kadar sattılar. Adam altının umurunda değil ki. Sizin tasarrufunuzu alabilmek için sizi zaten bir şeyle kandırması lazım. Ya hisse senediyle kandıracak ya altınla kandıracak. Bakın hisse senediyle altın oranlarını değiştiriyorlar. Tabii. Bakın ben şunu söylüyorum sonunda. Bu konuştuğumuz aileler falan var ya. Bunlar aslında no name. Sıfır bir şeyler tamam mı? Sıfır. Bana göre sıfır. Çünkü onların bize inandırdıklarıyla düşünüyoruz. Onların bize inandırdıkları düşünürse zaten adamı koydu şey gibi laboratuvar faresinden farkımız kalmıyor. Referans noktasını kim koyarsa sistemi o yönetir. Laboratuvar faresi gibi onu koyduğu yoldan biz de çıkamıyoruz. Kimse şunu demiyor. Ya siz hiçbir şeysiniz. Siz hangi ülke kuruyorsa efendiniz o. Yani siz bir şey yapmıyorsunuz. Ha birileri sizin ben şunu söylüyorum aslında. Bakın bunu hakikaten konuşmamız lazım. Denk gelirse bir programda onu konuşalım. Bunları kim koruyor? Bakın. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bir general olsam, ben böyle sörmör bir general bakın. Evet. Bir dakika. Ben bir general olsam hangi okuldan gelirsem geleyim birine söylerim. Kraliçeme dedim kim bunlar ya? Yani bu 500 yani bir aileyi toplasan topu topu bunların en etkin adamı 10 tanedir. Evet. 10 tanesini kafasına sıkar bir sistem. Bitti. Kim ne olacak? Neyin mülkü? Neyin ki? Kimin mülkü? Yani mülkü kim tarif ediyor? Bakın mülkü tarifi şöyle bir koca bir ülkeyi yok ettiler. Irak diye bir ülkeyi yok ettiler ya. Mülkü kim tarif ediyor? Rusya hanedan vardı. Romanovları tık 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 soktular bir odaya Romanovları 8 tanesini öldürdüler. Rusya bitti. Çocuk. Bitti. Tamam. Koca bir hanedan bitti. İşte ne oldu Osmanlı? Sistem. Hayır sistem şunu söylüyorum tamam, ben sana. Ama birilerinin işine geliyor bu. Sadece o adamların değil. İngiltere kraliçesinin işine de geliyor. Neden? İki tane hanedan yok ediyor. Yani iki tane rakip kaldırıyor kendini. Bugün ancak şunu söylerseniz... Kraliçenin de bir anlamı yok aslında. O zaman sıksınlar tabii, kafasını o zaman. Tabii. Romanovların sıktılar ya. O zaman bakın çok açık bir şey söylüyorum. Enteresan bir şey söylüyorum. Yani madem o kadar güçlüsünüz Romanovlara ne yaptıysanız o zaman Winston'lara ona onun kendini saklamasının en önemli objesi kraliçe aslında. O zaman ama şöyle, yani şöyle bir şey söylüyorsunuz ama bakın bu çok ben olsam İngiliz olsam mesela şimdi bir İngiliz olarak evet, otursam siz bana bunu söyleseniz ağrıma gider. Tabii. Niye biliyor musunuz? Ağrı ya ben hakikaten ben derim ki İngiltere olarak İngiltere kraliçesi olarak God Save the Queen diyeceğim. Yani Tanrı kraliçeyi korusun diyeceğim. Kraliçede bir tane zengin adamın diye geçinen bir adamın elinde şey olacak yani böyle ne o? Vantrilokların eline evet, kukla takarlar ya bir kukla var. Yani parlamentosunu açacak, lordlar mortlar süslenip gelecek. Hepsi hikaye yani.
O zaman onlar yukarıdaki sistem izin vermeden tuvalete gidemez. Onu söylüyorum. Tamam. Hayır, ama şunu söylüyorum. Ben. Ama o da bir rol model ama olarak yerleşmiş. Bakın o zaman şöyle bir şey. Ya kraliçem bak 60. yılını kutladın. Yazık tamam. Sana yani. Sen hep geldiğinden beri bir kukladan ibaretmişsin. O zaman insanlar desinler ki God save the puppet desin yani. Öyle değil mi? Şimdi sistemi şöyle. Hayır bakın. Sistemi anlamak lazım ama. Sistemi bakın bunu konuşursak öğretilmiş çaresizliğe gidiyoruz hep. Anlatabiliyor muyum? Sanki bir sistem var. Var. Ama biz diyoruz ki bakın bu laf onun için büyük. Dünya 5'ten büyüktür. Bunlara söylenen laf. Yoksa o 5 ülkeye söylenen laf tabii, değil. Tabii, onun lafı yere gitti var. Tabii. Ama şurada söylüyor. Yani bizim o 5'i kuran çünkü bunlar. Bakın bizim İstiklal Marşımızda o en güzel yani korkma. Ulusun. Biz. Ulusun evet. Diyor. Ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Yani ulusun. Yani sen ya bir kere Allah'a iman etmişsin sen. Yani sen bunu boğamazsınız işte. Anlatabiliyor muyum? Yani siz ne olursanız olun, ne yaparsanız yapın bunu boğamayacaksınız. Bu programlar niye yapılıyor biliyor musunuz Hasan Bey? Evet. Biz niye programlara? Bakın ben kitaptan para kazanmıyorum. Evet. Bir öğretim üyesi değilim. Evet. Hani gidip televizyonlara çıkıp okullardan daha çok para alayım diye bir evet. derdim yok. Bir gazeteci de değilim. Evet. Ben bir garip Orhan Veli'yim. Evet. Niye anlatıyoruz bunları? İşte biz de Sayın Cumhurbaşkanı'yla 5'ten daha büyüktür kavramını oturtturmak için buradayız. Evet. Çünkü bizim inançlarımız bunu gösteriyor. Evet, bizim imanımız bunu gösteriyor. Yani bu topraklarda büyüdüğümüz için evet. biz başka bir şeye elimiz gitmiyor. Evet. Şimdi şunu söylemiştim bir önceki programda evet. yine hatırlatıyorum. Referans noktasını Türkiye koymak zorunda. Evet, işte. Referans zaten. Noktasını senin aklın, senin yapın, senin görüşün, senin projeksiyonunun koymak zorunda. Koydu. Eğer koymadığını sürece o referans noktasını başkası doldurur. Sistemi bu sefer o tanımlar. Yok ama tanımlandı o. Tabii tanımlandı. Bitti. Yani 5'ten büyüktür. Çok önemli bir tanım. Yani bu neyi bakın. Dünya bunları bugün, tanımlasın diye söylüyor bunu. Bence 3 tane tanım oldu. Bir tanesi bir öncekinden başlayıp 5'ten büyüktür tanımı. İkincisi Davos'ta one minute tanımı. Evet. Bakın çok büyük bir tanım. Evet. Bu tanım kime karşı yapılmış? 6. üyeye yapılmış bir tanım. Tamam. Üçüncüsü neydi? Ya dur bakalım gelecek NATO veyahut da büyük babalar diyecek ki ya biz globalci FETÖ diye bir örgüt kurduk globalciler. Ya Türkiye'nin şeklini değiştireceğiz yapın lan. Var mı böyle bir 15 şey? 15 Temmuz. Diyor ki 15 Temmuz'da diyor ki 15 Temmuz'da tanımları değiştirdi. Evet. Bunlar neyi değiştiriyor biliyor musunuz? Evet. İnsanlığın yani kendilerini yukarıda hisseden yapının altındakilerin tüm referans noktalarını değiştiriyor. Evet. Şimdi oturalım. Evet. Başka bir şey konuşma vakti geldi. Evet. Ne konuşacağız? Şimdi bakın güven meselesi. Evet. Bu topraklara buradaki hinterland hep güvenmiş. Evet. Şimdi ben diyorum ki yakın zamanda şunu göreceksiniz. Evet. Yakın zamanda Türkiye'nin dışındaki komşu ülkelerde federatif bir yapı olacak. Bu federatif yapının hamisi de Türkiye olacak. Evet. Şimdi herkesin bir yapısı var. Diyor ki Vatikan diye bir yapı var. Vatikan tüm Katolik alemini 1,5 milyar insanı bir şekilde etkiliyor değil mi? Hı. Ya bu kadar Müslüman var. Ya ben bir şey getirdim size bunu okumam lazım herkes. Okuyun tabii canım siz bu program onun için var zaten. Bakın Mustafa Kemal'i çok iyi anlamadı bu toplum. Hı. Niye? İyi veya kötü baktığınız zaman hikayeye hep hikayede Türkiye Cumhuriyet'in tarihi. Hı. Emin Oktay'la yazılmış. Hı. 1960. Ya birileri bizim tarihimizi Emin Oktavius'a bir şekilde yazdırmış. Sipariş ya. Evet. Yani siz sipariş bir tarihi gerçeklerle anlamadığınız zaman ne Mustafa Kemal'i anlarsınız? Evet. Ben geçen gün bir televizyon programına çıktım. O televizyon programında da işte bir tane amiral kalktı gitti programda. Ya ben gerçekleri söyledim. Evet. Dedim ki ya arkadaşlar Amerikalılar aklınızda yok Kurtuluş evet. Savaşı sırasında. Dediler ki ya olur mu öyle şey? Kitaptan gösterdim ona da inanmadılar. Bir bakın size evet. Smithsonian Institute evet, Amerikan meşhur, arşivi evet, getirdim. Evet. Bakın bu arşive bakacak olursanız İzmir'de evet. hani Yunan'ı denize döktük hikayesi var ya o anda Amerikan gemisi yok değil mi hiç aklınızda? Yok tabii canım. Bakın göstereyim arşiv getirdim size. Evet. Bu da o arkadaşa hani bilgi olsun diye evet. söylüyorum. Bakın burada okusunlar. Ambasador Ottoman Empire diyor ve gemilerin hepsinin ismi George Horton gemisi. Arkasında bakın buradan yazıyorum.
Girsinler kendileri bulsunlar. Evet, Atan Uğur'unu da anıyorum burada. The American Destroyer, bakın Life Field gemisi. Evet, evet, bütün Life Field gemisi o dönem, yani Yunanlıları veyahut da kaçanları hepsini alıp işte nereye sevk edilecekse onu yapmış. Samsun'da 3 tane Amerikan gemisi var 1919'da. Evet. Bunları bilmediğiniz zaman yine bir başka programda Çanakkale'nin arkasında Amerikan destroyerleri vardır. Sistemin iaşesini o yaptığında yine deniz binbaşısı bir arkadaşımız, televizyonlara çok çıkan bir arkadaşımız, olur mu öyle şey dedi. Ya neden biliyor musunuz? Bu insanların hepsi dogmatik akılla çalışıyor. Bunların hepsi başkası tarafından yazdırılmış Türk tarihini okuyor. Kendi tarihini yazmak zorunda artık bu ülke. Evet. Beşten daha büyüktür diye yazıyor. Evet. Bu tarih yazılacak Hasan Bey. Başka alternatifi yok. Evet. Biz oturacağız. Bir tarih yazdığınız zaman başkasının akıllı değil. Kendi arşivlerinize gireceksiniz. Evet. Rus arşivlerine gireceksiniz. İngiliz arşivlerine gireceksiniz. Amerikan arşivlerine gireceksiniz. Kendinizi test edip ona göre yazacaksınız. Evet. Mustafa Kemal'in, Cemal Kutay'ın arşiv yazmış olduğu yazılarda, bütün araştırmalarında, Kurtuluş Savaşı sırasında Amerikalılarla oturup, Amerikan generalleriyle oturup büyük bir iradeyle, bakın, evet, inanılmaz bir operasyon yapmıştır Mustafa Kemal. Evet. Bu topraklarda, hatta şöyle söyleyeyim size, bugün Lozan'la ilgili konuştuğumuzda Serp zaten büyük bir facia. Evet. Ama Lozan'la ilgili yaptığınızda Lozan'ı hiçbir zaman, İstanbul'u vermeyeceklerdi bize. Evet. Bir operasyonla İstanbul katıldı bu topraklara. Lozan'la birlikte. Evet. Şimdi Türkiye dahilere ihtiyacı var. Mustafa Kemal gibi, her zaman bu toplumu, Mustafa Kemal Paşa'yı, Gazi Mustafa Kemal'i, isterseniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, siz eğer ki putlaştırır, gerçek anlamda anlamazsanız bu topraklara ihanet edersiniz. Evet. Sizin Mustafa Kemal'i, aklını ve bundan sonraki tüm liderleri, daha iyi liderlerin gelmesi için önünü açmak zorundasınız. Evet. Açmadığınız zaman bu toplum ya en sonunda birisi ortadan çıkar, beşten daha büyüktür der tüm dünyaya. Evet. Bu kimin duruşu? Bu toprakların duruşu. Evet. Mustafa Kemal'in, Adnan Menderes'in, Özal'ın duruşlarına benzer bir duruştur bunlar. Ama ne yazık ki Mustafa Kemal, Adnan Menderes, Özal gibi insanlar bu topraklarda bir şekilde canlarına kıyılmıştır. Evet. Bunları da bu topraklarda, bu tarihleri yazanlar yazmak zorundadır sevgili Hasan Bey. Yoksa olmaz, çalışmaz. Başkasının aklı, başkasının referanslarıyla bu işleri yaptığımız sürece bu toprakları anlayamayız. Yalnızca bizi, sizin dediğiniz gibi, önümüze İslam diye bir şey koyarlar, terörist diye belirlerler. Evet. İslam'la terörizmin ne ilgisi var? Barış demek olan dinle. Olabilecek bir şey midir bu? Evet. Yani bizim artık PKK, Fethullahçı terör örgütü gibi örgütler bizim için artık aklımızın altında, çok aşağılarında bir şey olması lazım. Bunların, bu Fethullahçı terör örgütü başındaki terör örgütü başı muhakkak gelecek Türkiye'ye. Evet. Ve gerekli cezaya çarptırılacak. Bunun alternatifi yok. Evet, bu şimdi şeye benziyor, bakın. PKK liderini nasıl İmralı'ya koyduysanız. Evet. Bakın, bu sistemde şöyle yapamazsınız. Siz önünüze devamlı, yarın bugün Fethullahçı terör örgütü bitti. Ya yok ettiniz. Yarın yeni bir sistem gelir. Evet. Yarın PKK biter, bir bakarsınız YPG gelir. Evet. Bir bakarsınız Kongre gelir. Bir şey gelir. Bir şey gelir. Bunun alternatifi yok sevgili Hasan Bey. Ama bakın, bizim için şunlar önemli. Evet. Bakın, biz bu kavgaları bu topraklarda yapamayız. Evet. Bizim kavgamız, bize savaş açan, bunların arkasında olan, bunları destekleyen, o akılın olduğu yerde savaşmak zorundasınız. Nasıl savaşacaksınız? Evet. Biz silahla savaşmayız. Biz aklımızla savaşırız. Evet. Biz insanlığımızla savaşırız. Evet. Başka bir şey yoktur. Evet. Bunun üstünde de bir aklımız yoktur bizim. Evet. Yapamayız. Ama bu millet 15 Temmuz'da artık dedi ki, akıllı olanlar buyursun, biz üstümüze düşeni yaptık, şimdi siz de savaşacaksınız dedi. Yani Türkiye bunu yapamadı çünkü artık. Yani çünkü bakın, Birleşmiş Milletler'e gidip dünya 5'ten büyüktür diyorsanız artık bu bir millete güveniyorsunuzdur. Yani tek başınıza değilsinizdir. Yani bu şeye benziyor. Hani verdiğim misaldeki gibi, Timur'un
odasına artık yani arkasında adamlar da var geliyor. Yani biz bu fili istemiyoruz. Biz bunları istemiyoruz. Bakın açıkça şunu söyleyeyim. Bu programlarda da söyledim. Şükür ki bunları yapıyorlar. Neden? Çünkü biz imanımız test ediliyor bizim. Yani imtihan oluyoruz biz iman. Çünkü neden? Eğer onlar bu işin ucunu bırakınca kadar biz mücadele edeceğiz. Eğer bu iş şuysa bakın. Yani bu bir adam oturacak kitap yazacak. Bunun zaten hiçbir inancı mülancı yok. Kendine göre bunlar. O onu etkileyecek, o onu etkileyecek, o ondan onu diyecek. Bir çete kuracaklar. Toplasanız bunlar dünyada 3-5 milyon etmez. 7 milyar insana akıl verecekler, yol çizecekler. Öyle bir şey yok artık. Tabii, katılıyorum. Dünyada herkes her şey eline geçti artık. Yani bu bence artık şu 21. yüzyılda yaşadığımız bu insanlık dışı hadiseler bunların zaten insanlıkla alakası olmadığını da gösteriyor bu kitapları yazan adamlar. Tabii. Yani bunların insanlıkla yani alakaları bakın, olsa bakın. Şöyle yapın. Onları tane, da suçlamayın. Hayır, onlar bir, da bir yok, kendi projesi var adamın. Yok, bakın. Yani şey, sizin yalnızca şunu yapmanız şöyle lazım. Şey bakın. Bakın. Ben öyle o kadar şey geniş davranamıyorum. Şöyle bir şey var. Bu kendi aklından bir dünya kurarak hiç bakın insanlığın iyisi olmayan bir insan bunlar. Yani insanlıkla iyi o, iyi olarak. Bakın o tanım bize göre yok, bir tanım değil. Şey. Diyeceksiniz ki. Bakın şunu söyleyeyim. Yani şunu deyin. Onların kendi tanımları var. Yok böyle bir şey. Evet. Ama diyorum ki buna yani buna bugüne kadar işte Birinci Dünya Savaşı bu kadar insan öldü. İkinci Dünya ve yani deseniz ki ne yani elinize ne geçti? Sıfır yani bir şey yok. Yani altın biriktirdiniz o mu? İşte çok muhakim oldunuz o mu? Hiçbir şey yok. Bakın bir tatmin de yok. İnsanlar uzun sürede hani Keynes'in dediği uzun sürede hepimiz öleceğiz zaten merak tabii, etmesinler. Tabii. Yani ölümü o, böyle, bilmeyen insanlar yani şöyle, bunu. Şöyle evet. Şunu söyleyeyim ama bu kendine tanrı rolünü biçmek. Yani kendine tanrı rolünü bitmek bir şey değil yani anlatabiliyor muyum? Bunlar tanrı rolünü biçmişler. Biz şöyle olsun böyle olsun insanlık öyle olsun filan. Bu basit şey. Artık bunları dünya biliyor artık ne olduğunu. Her yerde bunlar konuşuluyor. Nereye kadar giderler? Hani yarın öbür gün birisi çıksa kimse borcumuzu ödemiyoruz diyse ne yapacaklar? Elinde kağıt kalır bir şey kalmaz. Çünkü insanlar doğdukları yerde doğdukları şekilde yaşarlar. Ama ne olur? Siz bu kalemin yerine bir tane daha kalem istiyorsanız bunlar haklı çıkar. Tabii, tamam. Bravo. Çok ha, güzel tanım. Ha. Ben size ben isterseniz gitmeden önce bir telefon bağlanırsa hemen tamam, bağlanırım. Tamam. Yiğit Bey. Yiğit Kulut. Tamam, Yiğit Bey müthiş. Telefonda ona bir bağlanalım dinleyelim. Amerika'dan değil mi? Amerika'da ne oluyor? Buyurun Yiğit Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Yiğit Bey. Nasıl? İyi akşamlar. Oradan haberler sizde. Sizi dinleyeyim, siz anlatın. O kadar. Ben lafı size bırakıyorum Yiğit Bey. Buyurun. Evet Hasan Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nathan Özyiğit'e çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz konuşması gerçekleşti. Evet. BM Genel Kurulu'nda ve satır başları şu anda dünya medyasına ve Türk medyasına düşmeye başladı. Siz de görüyorsunuz. Evet. Ben burada birkaç cümlenin altını çizmek istiyorum. Çok fazla da vaktimiz kalmadı herhalde. Buyurun Yiğit Bey. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net olarak iki cümle söyledi. Birincisi, eğer bugün burada karşınızda durabiliyorsam milletimin asil duruşu sayesinde bu salonda bu konuşmayı yapıyorum dedi. Yani tamam. 15 Temmuz akşamı milletimin göstermiş olduğu duruş ve bu asil duruş demokrasiye sahip çıkma, ülkesine sahip çıkma sayesinde şu anda karşınızda durabiliyorum dedi. Bence bu çok önemli bir cümle. Bu bir motto. Ben kapattıktan sonra mutlaka bunu siz yorumlayacaksınız. İkincisi evet. Yine çok önemli bir vurgu yaptı. Bu yeni nesil terör örgütü vurgusunu yaptı. Yani dünyanın alıştığı değil, tam tersi dünyanın alışmadığı yeni jenerasyon, yeni nesil terör örgütü vurgusu. Özellikle FETÖ terör örgütünün nasıl yapılandığını, nerelere sızdığını ve neler yaptığını, neler yapabileceğini gösterme açısından çok önemli bir vurguydu. Yeni nesil terör örgütü cümlesini BM Genel Kurulu'nda bulunanlar, özellikle bütün ülkelerin temsilcileri bence ilk defa duydular. Çünkü o cümleyi duydukları anda hepsinin yüzünde bir soru işareti oluştu. Şimdi bu yeni nesil terör örgütü ne demek? Bence bunu sorgulamak gerekiyor. Siz evet. Hatta bunu sorgulayacaksınız. Yeni nesil terör örgütü ille ciddi bir eylem olması veya bir bomba patlaması gerekmiyor. Devletin eğitim, sağlık, devletin hazinesi, devletin sermaye piyasası, devletin para piyasası, devletin silahlı kuvvetleri bütün bunlara sızabilen ve günü geldiğinde bütün bunları eyleme çevirebilen, kendince günü geldiğinde eyleme çevirebilen bir terör örgütü. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız burada şu vurguyla yaptı. Günü geldiğinde sizin ülkelerinizde de bu arkadaşlar bu terör örgütünün unsurları örgütlendiğinde bu unsurlar harekete geçecek ve sizin ülkeniz içinde çok geç olacak. Dolayısıyla
Ben şunu gördüm. Bütün temsilcilerde, bütün orada bulunan insanların yüzünde, gözünde bir soru işareti oluştu. Evet, bugüne kadar terör örgütleri sorgulandı, eylemleri sorgulandı ama yeni nesil terör örgütü ne demek? Bu terör örgütünün unsurları, uyuyan hücreleri veya yerleştirilen hücreleri harekete geçtiği zaman bunlar neler yapabilir? 170 ülkede örgütlenmiş bu terör örgütü nereye kadar gidebilir? Dolayısıyla bugünkü konuşma bence özellikle dünyada terörün tanımı, terör örgütünün tanımı, neler yapıldığı ve neler yapılabileceği açısından çok önemli bir konuşmaydı. Dediğim gibi iki önemli nokta vardı. Birincisi, milletimin asil duruşu sayesinde şu anda karşınızdayım. İkincisi, yeni nesil, yeni jenerasyon terör örgütü, FETÖ neler yaptığı, neler yapabileceği ve bu terör örgütünün uyuyan yerleştirilmiş unsurlarının kimlere hizmet ettiği ve kimlere hizmet edebileceği. Şimdi şunu da söyleyeyim Hasan Bey. Buyurun. Bu bir iddia. O kendi bir Amerikalı araştırmacı, kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim. FETÖ terör örgütü liderinin 1980 sonrasında defalarca Osama Bin Laden'le görüştüğünü, El-Kaide'nin kuruluşu ve eylemlere başlaması aşamasında da bizzat doktrinasyon sürecinde Osama Bin Laden'le birlikte olduğunu iddia ediyor. Evet. Bunların araştırılması gerekiyor. Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor. Aynen. Bu çok önemli bir iddia. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Amerika'yı vuran 2001-11 Eylül saldırısının altında FETÖ'nün payı nedir? Bu saldırının hazırlanmasında özellikle bu FETÖ terör örgütü liderinin Osama Bin Laden'le ilişkisi nedir? Ve Amerikan halkı için bugün nasıl bir tehdit içermektedir? Bütün bunlar önümüzdeki süreçte sorgulanacak detaylar. Hı. Dolayısıyla ben detayları şimdilik bu kadar aktarıyorum. Sözü size bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Yolculuklar. Sağ olun. Yiğit Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Yiğit Bulut'un söylemiş olduğu en son... Galiba bizim bir şey, bir 10 dakikamız var. Öyle ona mi? O zaman hızlı. En son kelimeyi çok iyi araştırmak lazım. Yani Usame Bin Laden'le Fethullahçı terör örgütü arasında bağlantı. Bakın bir şey söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? Sevgili Hasan Köni'nin kitabında, Kaos kitabında. Yani Usame Bin Laden kim tarafından hazırlanmış bir operasyonsa aynı operasyon Fethullahçı terör örgütünün arkasındaki yapının kendisi. Bu yapı zaten birbirleriyle her zaman koalent bağ içinde. Ben iki tane şeyi söylemek istiyorum. Bir tane hızlı. Onu da şunu bitirmedim. Altı dakikamız var. Yani altı dakikaya sığdırın. Yani kadın kültünde tamam. Kadın kültünde şöyle bir şey var. Orayı yeni kadın kültü. Bakın neler geliyor önümüzde. Bir kere ilkin Merkel geldi. Şansölye. Ardından bir baktık ki işte Theresa May geldi şimdi İngiltere'nin başına. Bir baktık Japonya'da yeni bir kadın başkan olabilir mi olmaz mı? Şimdi göreceğiz seçimlerde. Bu arada Clinton var. Ama daha da önemlisi Leyla de Lima. Yani bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri oluyor. Bir soru sormak istiyorum herkese. Bu benim 2008'den beri bir iddiam. Kadın kültüne hazır olun. Daha feminen bir hayata hazır olun. Bu insanlar neyi değiştirmek istiyor? Hızlı gittiğimiz için. Benim size okutmak istiyorum. Gözlüğümüz yanınızda. Şurayı bir okur musunuz? Bir kere şundan bahsedeyim. Bu nedir bu evrak? Mustafa Kemal'in Bombay Chronicle'a 27.7.937'de 1937'de yapmış olduğu metnin arşivlerden alındı bir gizli belgesi. Filistin'e el sürülemez diyor. Onu, evet. Bakın. Biliyorum onu. Okuyayım ama. İsterseniz şuradan okuyun. Tamam. Bak, vakti az bunu bulun. Bu programlarda bir kere söylemiştim. Evet. Birkaç kere de tekrar söyleyeyim ama bunu tekrar okuyayım yani. Fakat bu ithamlardan mı okuyayım? Evet, lütfen. Fakat bu ithamları